yatırımlar bir ufak ufak kayıp gidiyor. Konumdaki mevcut şirketlerimiz bile merkezini oraya götürdü. Niye biliyor musunuz? 5 yıl vergiden muaflar da onun için. Sigorta giderleri, işçi giderleri %50 daha ucuz da onun için. Biz ne yapacağız biliyor musunuz Kadirli'ye yetişmek için? Gecemizi gündüzümüze katarak, yüreğimizi ortaya koyarak, çok çalışarak bir yerlere geleceğiz arkadaşlar. Gece gündüz proje üreteceğiz, proje. Zengin iş adamlarımızın kapısını aşındıracağız. Buraya yatırım yapmalarını sağlayacağız bir şekilde. Kozan'ı seven bizler gibi yürekli insanları bulacağız. Türkiye'yi, Avrupa ülkelerini tarayacağız gerekirse. Azmettikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Bunu da yaparken bu insanlara belediyenin imkanlarından faydalandıracağız yani. Özellikle karşılarına inşaat ruhsatıymış, buna benzer yapı kullanma ruhsatıymış, şu vergisi, bu vergisi diye dayakla yapmayacağız. Kolaylık sağlayacağız. Gerekirse iş makinelerimizden faydalandıracağız. Ama bir şartımız olacak. İşçiyi benden alacağım diyeceğiz arkadaşlar. Ekipmanıyla gelecekler. İşçiyi biz istihdam edeceğiz. İş ve aş sözü vermiyoruz derken kesinlikle hiç kimseyi de işe almayacağız diye bir kuralımız yoktur. Benim dedim ya hani, bizimle çalışmak istemeyenler olacaktır. Emeklisi gelmiş, özellikle memurlarımız, işçilerimiz olacaktır. Bunlardan mutlaka belediyede iş alanı açılacaktır. Ama ben bunda eşitlik ilkesine sabit kalacağımı dair size söz veriyorum. En müsait insanı bulacağım, en ehliyetlisini, işini ehline yaptıracağız. 10 liraya yapılacak işe biz 5 liraya, 2,5 liraya yaptıracağız gerekirse. Belediyenin kaynaklarında böyle müslüklük, böyle hovardacılık olmaz. Tam kayırmacılık zaten hiç olmaz. Geldik, Anadolu'dan geldik. Özellikle belediyemiz bünyesinde bir tane öğrenci yurdu kesinlikle açmayı hedefliyoruz. Yerimizden çok çeyrek köylerden göç alan bir bölgede yaşadığımız için öğrencilerimiz için ücretsiz, muhtaç olan insanlara yurt yapmayı hedefliyoruz. Bunda samimiyiz. Çünkü her birimiz nasıl okuduk biliyor musunuz? Resimlerimizin, akrabalarımızın yanında okuduk. Sağ olsunlar. Bizleri hiçbir şeye muhtaç etmediler ama kendi evin gibi, herhangi bir yurt gibi bağımsız hareket edemez insanımız orada. Herkes eşit şartta değildir. Okuması, yazması, özellikle zeki öğrencilerimize bursla vereceğiz Allah'ın izniyle. Üniversite öğrencilerimize de düzenli burslar verilecektir. Yaşlı ve özgürlerimiz için sığınma evleri yapacağız Allah'ın izniyle. Su ve hayvansal gıdaları özellikle üretiminden tüketimine kadar tamamen denetleyeceğiz arkadaşlar. Sizlere sağlıksız hiçbir gıda maddesi yedirmemeye söz veriyorum. Çünkü benim mesleğimle alakalı bir şey bu. Hayvanlardan insanlara etle, sütle, gıda maddeleriyle geçen en az 10 tane zoonoz hastalıklar vardır. Bunlarla mücadele etmek bizim boynumuzun borcudur. Şunu açıkça belirtiyorum ki, kocam belediye mezbahanesinden bir tane damgalı et çıkmıyor Allah rızası için. Sağlığımız Allah'a emanet. Özellikle gençlerimiz için spora geliyorum. Sizlere müjdeler olsun ki spor sever bir başkanımız var. Gençliğinde top oynamış, güreş yapmış, voleybol oynamış. Sporun içinde olan bir insanım. Kozanımızla özdeşleşmiş olan Kozan sporumuzu 2 yıl zarfında 3. lige çıkaracağız. Belki 1. yıl çıkarırız ama ben 2 yılı hedef koydum. Sağ olun.
Özellikle görüyor musunuz? Kolon sporumuzun turuncu yeşil rengini de biz şeylerimizde kullandık, resimlerimizin altında kullandık. Diğer spor bulaşlarında da özellikle güreş ve boksta milli takıma sporcu vereceğiz diyorum arkadaşlar. Çünkü bura iyi bir hamur. Buradan çıkar böyle sporcular. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi mutlaka çıkacaktır da aramızdan. Diğer bir şeye gelince, hani Papa'nın adayı diyorlar ya bize. Ben Papa'nın adayı değilim arkadaşlar. Ben Papa'nın olmaktan her zaman gurur duymuşumdur. Ama ekmeğimi ben Kozan'la kazanıyorum. Hani baştan dedim ya, beni ben yapan en büyük değerler Kozan'dır. Kozan halkıdır. Ben Kozan Belediyesi'ni yönetmeye talibim. Herkesin oylarına talibim. Herkesin beni son kazandıkçın. İnsanı nereli olduğunu yargılamamalı bazı insanlar. Papanlı olmak dünyaya gelirken benim seçme hakkım değil arkadaşlar. Ben Çukurova'nın herhangi bir köyünde de dünyaya gelebilirdim. Papanla dünyaya gelmişiz. Bunun artısı ve eksisi yoktur. Adam, adam olduktan sonra ne böyle olduğu önemli değildir diyorum. Bir de en çok şu zoruma gidiyor. Ali Demir son düzlükte 3 gün kala satılır diyorlar arkadaşlar. Biz de şimdiye kadar adam sattığımızı gören var mı? Sizlere soruyorum. Böyle ithamları şiddetle ve nefretle kınıyorum arkadaşlar. Bizler onurla, şerefiyle, haysiyetiyle siyaset yapmak için halisane, iyi niyetle yola çıkan bir siyasetçiyiz. Ne kazandıysak alın terimizle kazandık. Bizim kuruşumuzda başkalarınınki gibi haram şey yoktur. Haram bir kuruş yoktur benim gelirimde. Alın terimle kazandığımı siyasette gönül rahatlığıyla harcıyorum. Arkamda ne devlet desteği var, ne siyasi perde desteği var. Bunun bütün günahı da, sevabı da Ali Demir'e aittir diyorum. Ama şu sözü veriyorum size. Arkamda bir kişi de olsa bu yarışı sonuna kadar götüreceğim. Sizlerin halisane, iyi niyetle bana vermiş olduğu ve bana güvenerek vermiş olduğu oyları birine satacak kadar şerefsiz ve onursuz değildir bu Ali Demir arkadaşlar. Son olarak şu sözleri son olarak şöyle noktalamak istiyorum. Kusura bakmayın, biraz konuşma uzadı, dikkatim dağıldı. Biz bağımsız olarak bugün buraya bir bayrak açtık. Bu bağımsızlık bayrağı altında bir de beyaz sayfa açtık biliyorum. Mevlana gibi herkesi kucaklıyoruz. Kozan'a gelen bütün yatırımlardan, özellikle devletin malında tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu, Allah katında sayılacağına, sizlerin huzurunda namus ve şeref sözü veriyorum. Herkesi bu bayrağı altında birleşmeye çağırıyorum. Sağ olun, sağ olun Allah'ın sevgili vatandaşlarım. Sayın Ali Demir'e çok teşekkür ediyoruz bu açılışın. Sevgili dostlar, sanki başkanın konuşmasının sonunda benim konuşmamın başındaki konuştuğumu olaylar gibiydi. Yani bir siyasi partinin adayı olup onun emrine girmektense sizlerin emrine girmeyi geliyor. Biz de kendisine hürmetten tutuyoruz, başarılar diliyoruz. Sevgili dostlar, değerli üyeler. Kardeş kavgasına kurban gittik ben oldum. Aynı zamanda düşman durduk. Sevgili gençler,
bir dakika. İlçemizde yapılacak olan mahalle idareleri seçiminde bağımsız belediye başkan adaylığını açıklayan Sayın Veterine Hekim Ali Demir'in bugünkü seçim bürosunu açılışında kendisine ve tüm seçmenlerine hayırlara vesile olmasını dileriz. Saygılarımızla Büyük Birlik Partisi Kozan İlçe Başkanlığı Hakan Önder. Biz de kendilerine başarılar diliyoruz. Sevgili hemşerilerimiz, hakikaten bu coşku işi bitirmiştir. Bir zaman bundan önceki seçimde bizim tek ödediğim belediye başkanlığı seçimi olarak biz yanlış aday gösterildi. Bir arkadaşımız TK'da adı bile olmayan bir partiden aday oldu. Biz de ona elimizden gelen geçti. Ben kendim şahsım bizzat gittik. Herkes kırmıyordu bu olur mu diye. Öyle oldu ki şimdi o belediye başkanımız hala belediye başkanı. Demek ki bu halkın desteğiyle oluyorsa, bu öyle oluyorsa olmaz diye bir şey yok. Sakın sizi kandırmasınlar. Gelip de onun ekibi yoktur, meclisiyesi yoktur diye meclisiyeleri bunu çalıştırmak gibi laflar ellenmiş. O kimsenin hakkı değildir burada. Senden dağılmayacak, mümkünse. Kapitasyon olsun. Ben bir iş yapacağım, o sahne tutamazsın. O zaman laflar mı yapalım?